Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde bulunan Eti Bakır Arama Şirketi'ne ait bakır madeninde göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkartılan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Gökduman, Orhan Gülçekin ve Zonguldaklı maden işçisi Zekai Can Çalık hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Zekai Can Çalık 2008 yılında futbola Üzülmez Spor'da başladı. İlk lisansını 2008 yılında aldı, Üzülmez'de 2018 yılına kadar forma giydi. Çalık 2015 yılında Üzülmez Spor'dan Tepebaşı Spor'a transfer olmasının bir senesinin ardından tekrar eski takımına geri döndü. Maden ocağında göçük altına kalarak yaşamını yitiren Zekai Can Çalık'ın 2 Temmuz 2023'te Kozda Bahar Çalık'la evlendiği öğrenildi. Bir tuş var abi zaten. Diğer yandan Zonguldak'ta yıllarca amatör takımlarda kalecilik yapan Zekai Can Çalık, Siirt'te çalıştığı bakır maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını kaybetti. Çalık'ın vefat haberi Zonguldak'ta spor camiasına büyük üzüntüyle karşılandı. Eski takım arkadaşlarının hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğu belirtilen AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan mesajda şu ifadelere yer verdi. Siirt'e bağlı Şirvan ilçesinde özel bakır madeni ocağında oluşan göçük sebebiyle yıllarca beraber top oynadığımız Üzülmez Spor eski kalecisi kıymetli kardeşimiz Zekai Can Çalık ve iki arkadaşı şehit düşmüştür. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Geride kalan acılı aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.